Tüm veri işleme faaliyetinde aslında veri işleme faaliyetine başlamanın birinci aşaması risk ve tehditlerin belirlenmesi. Yani bu nokta aslında bizim veri sorumlusunu belirledik ama ondan sonraki sıfır başlangıç noktası olarak belirleyebiliriz. Risk ve tehditlerin belirlenmesi aynı zamanda yine bizim o rehberdeki diğer teknik ve idari tedbirlerle direkt ve dolaylı bağlantısı bulunmakta. Bu noktada risk ve tehditlerin belirlenmesi son derece önemli. Ben bulut ortamında hangi kişisel verileri işleyeceğim? Özel nitelikli kişisel veriler mi, normal kişisel veriler mi? Bu kişisel verilerin gizlilik seviyesinin ne olduğu veyahut da bir veri ihlali durumu söz konusu olduğunda ilgili kişi açısından olumsuz bir sonuç doğurması riski var mı yok mu, bunun da değerlendirmesinin yapılması son derece önem arz etmektedir. Beş dakika, hızlanıyorum. Mümkün olduğunca hızlı anlatmaya çalışıyorum. Dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi de aslında bu bulut hizmet sağlayıcısında aslında trafiğinin nasıl gerçekleşti? Yani burada bu trafikte güvenli şifreli protokoller kullanılıyor mu? Yani HTTP yerine HTTPS kullanıyor musunuz? Bu son derece önemli. Bazı veri sorumluları işte DNS veya DNS yönlendirme veya da DDoS saldırılarından korunmak için bir takım güvenlik ihtiyaçlarını bu bulut hizmet sağlayıcılarından alabilmekte. Şayet biz burada HTTPS yerine HTTP kullandığımız takdirde aslında tüm trafiğimizi, tüm verilerimizi riske ve tehlikeye atmış oluruz. Üçüncü kişiler tarafından görülebilir hale gelebiliyor. Bu noktada bu trafiğin de aslında güvenli olmasına dikkat etmemiz gerekir. Aynı bulut ortamında kullanılan sistemlerin mantıksal, mümkünse de fiziksel olarak ayrılması. Sanallaştırma teknolojileriyle birlikte aslında baktığımız zaman aslında fiziksel olarak ayrılmak çok fazla mantıklı gelmeyebilir ama bu noktada bize intikal eden bir takım veri ihlalleri de söz konusu. Aynı fiziksel ortamda yer alan, örnek olarak bazı holdingler, özellikle holdingler altında bağlı birçok şirket bulunabilmekte. Bu o şirketlerin bizim açımızdan her biri birer veri sorumlusu. Ancak bu veri sorumluları ortak kaynakları kullanıyorlar. Ortak depolama alanlarını kullanıyorlar. Bu noktada yani mantıksal ve fiziksel bir ayrıma durumu söz konusu değil. Bir veri ihlali durumu söz konusu olduğunda A veri sorumlusundaki verilerle birlikte B, C, D, E diye birçok veri sorumlusunun kişisel verileri de bu noktada etkilenebiliyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Her bir veri sorumlusunun kendi verisine erişim imkanı sağlanabilmelidir. Yine bu şekilde bize intikal eden bir takım veri ihlal bildirimleri söz konusu. Veri sorumlusu bünyesinde gerçekleşen veri işleme faaliyetinde bir yanlış yetkilendirme sebebiyle aslında hizmet verdiği diğer veri sorumlularının bilgileri başka bir veri sorumlusu tarafından görünebiliyor. Bunda da erişim rol ve yetkilerinin düzgün bir şekilde tanımlanması gerekiyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Verilerin imhası bu noktada işte bizim bununla ilgili de aynı zamanda bir yönetmenimiz var. Silme, yok etme, anonim hale getirme yönelik. Bu noktada hizmet sonlandırıldığı takdirde işte sanal makinede yer alan verilerin silinmesine dikkat edilmesi gerekir. Veyahut da donanımın imha edilmesi gerekiyorsa buna göre de gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu imhaya yönelik ülkemizde aslında çok standart yok. Avrupa'da ve uluslararası bazı standartlar var. İşte Almanya'da DIN 66399 standardı yer almak. İşte Amerika'da NIST 888 standardı bulunmakla birlikte ülkemizde henüz bu verilerin imhasına yönelik bir standart bulunmamaktadır. Daha da hızlanıyorum. Yedekleme son derece önemli.
yedekleme bu verilerin senkronizasyonu, yani bulut hizmet sağlayıcısında oluşabilecek herhangi bir sorundan kaynaklı olarak veri sorumlusunun mağdur olmaması, veri sorumlusundan hizmet alan ilgili kişilerin mağdur olmaması adına bu verilerin yedeklerinin ve senkronizasyonunun yapılması son derece önem arz etmekte. Özel nitelikli kişisel veriler tutuluyorsa 2018'e 10 sayılı bir kurul kararı yer alıyor ve özel nitelikli kişisel verileri işleyecek veri sorumlularının alması gereken teknik ve idari tedbirler. Bu noktada burada şayet bulut ortamında yer alan veriler var ise bu verilerin muhakkak kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi gerekiyor. Bu oturum sonunda da buna akademisyen bir hocamız değinecek. Çift katmanlı doğrulama yapılması gerekiyor. Özellikle son dönemlerde bu pandemi süreci içerisinde birçok banka, e-ticaret şirketi müşterilerine ait kullanıcı adı ve şifrelerin illegal sitelerde yayınlandığını gördük. En son 8.4 milyar parolanın toplu olarak işte 100 GB'lık bir TXT dosyası olarak yanlış hatırlamıyorsam yayınlandığıyla ilgili bir haberler dolaşıyordu. Bu illegal ortamda gerçekleştirilen, elde edilen kullanıcı adı ve şifreleri farklı sistemlerde kullanarak işte brute force atak ve benzeri bir takım siber saldırı yöntemleriyle farklı veri sorunları da etkilenebilmektedir. Bunun haricinde bulut hizmet sağlayıcısından hizmet alındığı zaman bu log yönetimi, log kayıtlarının veri sorumlusu tarafından da takip edilebilmesi tavsiye edilmektedir.